Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 yumurta akı kullanılarak 120 adet ikramlık beze nasıl yapılır göstermek istiyorum. Özellikle bezenin kıvamını tutturamayanların püf noktalarını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemelerini tavsiye ederim. Ayrıca bazı tariflerde yumurtanın sadece sarısını kullanıyoruz. Beyazı ile ne yapabiliriz diyenler bu tarifi kaçırmasınlar. Şimdi çok uzatmadan bezenin yapımına geçelim. Çırpma kabına 3 adet yumurta akını ve 1 tutam tuzu alalım. Yumurtalar beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta yumurta akına bir damla bile sarıdan karışmaması. Pastacılıkta bu aşamada daha az yumurta akı ile daha iyi bir kıvam elde etmek için krem tartar denilen bir toz kullanılır. Dilerseniz elinizin altında varsa 1 çay kaşığı kadar krem tartarı siz de ilave edebilirsiniz. Yoksa da hiç problem değil, krem tartar olmadan da beze hazırlayabilirsiniz. Çırpmaya devam ederken 3 çay bardağı pudra şekerini de yavaş yavaş ekleyelim. Ölçü konusunda hemen şu pratik bilgiyi vereyim. 1 yumurta akı için 1 çay bardağı pudra şekeri kullanıyoruz. Elinizdeki yumurta akı sayısına göre istediğiniz miktarda artırabilirsiniz. Karışımımız koyu kıvamlı parlak bir renk alıncaya kadar yaklaşık 10 dakika çırpalım. Eğer karışımı kaşığa aldığınızda akmıyorsa doğru kıvamı yakalamışsınız demektir. Hazırladığımız beze harcını yıldız uç taktığımız sıkma torbasına dolduralım. Pişirme kağıdını fırın tepsisine yerleştirelim. Bezelerin tepsiye yapışmadan kolayca çıkması ve güzel bir şekilde pişmesi için pişirme kağıdı kullanmanızı önemli tavsiye ederim. Ardından sıkma torbamızı alalım ve pişirme kağıdının üzerine bezelerimizi sıkalım. Ben küçük porsiyonlar halinde çok sayıda hazırlamak istediğim için bu şekilde sıktım. Siz dilerseniz daha büyük bezeler de oluşturabilirsiniz. Bezelerimizi önceden 100 derecede ısıttığımız fırında 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Pişme süresi sıktığınız bezelerin boyutuna göre değişebilir. Dilerseniz geriye kalan beze harcına gıda boyası eklenerek renkli bezeler de elde edilebilir. Bunun için istenilen renk gıda boyasından birkaç damla karışıma ekleyelim. Ve renk bütün karışıma dağılıncaya kadar güzelce çırpalım. Ardından yıldız uç takılı sıkma torbasını alalım ve pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye bezelerimizi sıkalım. Ben bu ölçülerle hazırladığımda yaklaşık 120 adet beze elde ettim. Yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü bir şekilde pişirdiğimiz bezeleri fırını kapattıktan sonra 15 dakika daha fırında bekletelim. Bezelerimiz çay kahve yanında servis edilmeye veya pasta süslemelerinde kullanılmaya hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız ve faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri almak için zili tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.